Malatya'da 20 bine yakın esnaf ve sanatkar camiası, sizin de bildiğiniz kadar, gezdiğiniz kadar esnaf ve sanatkar kesimin yerinin yerle bir olduğunu, yani Akpınar semti dediğimiz semt Malatya'nın beyni olan, yani çarşı dediğimiz ülkelerin özellikle illerin kültür çarşısı her zaman önde gitmiştir. Bugün çarşıda esnaf kültürünü kaybetmiş durumdayız. İnşallah en yakın zamanda Malatya toparlanır, ortak akılla oturulur, konuşulur. Birlik beraberlik içerisinde Malatya'yı ayağa kaldırmak için mücadelemizi sonuna kadar veriyoruz. Özellikle de ticaret olmayan yerde hayat olmaz. Bugün Malatya'nın çarşısı Malatya'nın beyniydi. Onun için bir an önce ticareti ayağa kaldırmak, milletin karnını doyurmak, milletin karnını doyurmada mutlu edemezsiniz, mesut edemezsiniz. Evine gittiği zaman huzurlu olmaz. Özellikle de Sayın Cumhurbaşkanımızda ve yetkililerde, yerel yönetimlerde bir an önce ticaret hayatını ayağa kaldırmak lazım. 39 senede odamız var, meslek odamız var. 1966'da kurulan Esnaf ve Sanatkar Camiası o gün bugün 2024'e kadar esnafına hizmet etmek yarışın içerisinde, hizmet etmek için elinde geleni yapan, esnafını gezen, esnafının dertlerini dinleyen, yukarıya taşıyan bir kurum olarak bugüne kadar geldi. Bundan sonra da devam edecek inşallah, biz de sonraki insanlar da bu kurumu en güzel şekilde ahilik kültürünü yaşatarak bu kültürü yaşatmak ve esnaf odasının bugüne kadar bütün emek veren geçen başkanlarımıza, herkese Allah rahmet eylesin. 3200 yakın esnafımız bugün konteynerde veyahut da geçici dediğimiz ama kalıcı yerlerde hizmet ediyor. Bir emlak konutun yaptığı 340'a kadar bir iş yerimiz var orada. Yaz ticaret sanayi ödesine borsayla, esnaf ve sanatkar camiasıyla beraber yaptığımız. Ankara eski Rus pazarı dediğimiz Ankara çarşısını, Ankara valimiz başta olmak üzere Ankara Esnaf Teşkilatı'nı huzurlarında çok teşekkür ediyorum. Burada da 154 tane iş yerimiz var. Arkasında öğretmen evinin orada aşağı yukarı 70 yakın iş yerimizin olduğunu ve tören alanı dediğimiz alanda esnaf, oradaki esnafımıza yine geçici olarak konteynerde yeri yaptık. Özellikle de oranın alt tarafta, yani otopark dediğimiz yerde de kuyumcu arkadaşlarımızı oraya aldık. Ve orada tutun işte Malatya'nın çeşitli yerlerinde 3200'e küsür konteynerlerde insanlar ikametgah dedi. Ekmek parasını kazanmak, vergisini ödemek için mücadele veren arkadaşlarımız, esnafımız var. Şimdi öncelikle bu çarşının yapılmasını emeği geçen arkadaşlara teşekkür ediyorum. Çünkü neden diyeceksiniz? En azından düzenli bir çarşı yapılmış.